Selamlar herkese. Bugün 3 Nisan 2021 günlerden cumartesi saat 23.50. 11 hafta önce bir post paylaşıp Engin'le soru cevap yapacağımızı, merak ettiğiniz şeyleri soru olarak sorabileceğinizi söylemiştim. Ama tabii o gün, o bir de bir iki gün içerisinde sen pat diye gitmiştin. Engin bu arada bir yıldır karantinadaydı. Çok şükürler olsun Allah'a geldi. Pat diye gidince soru cevabı yapmak 11 hafta sonraya nasip oldu. Şimdi yapacağız. Bu arada sorulara hiç bakmamıştık. O yüzden sürçülisan edersek kusura bakmayın. İlk soruyla başlıyorum. Bebeklerinizin ismine nasıl karar verdiniz? Sizin için bir anısı ya da önemi var mı? Çocuklarımızın ikişer ismi var. Ömer Ege, Hamza Toprak. Dört ismi de ben koydum çocuklarımıza. Yani Toprak benim en sevdiğim element. Ege'de en sevdiğim bölge. O yüzden iki oğlum da en sevdiğim iki şeyi görmek istedim. Ömer ve Hamza da Hasta Ömer ve Hasta Hamza'yı çok sevdiğim için onların adalet ve gözlerinin gördüğü hiçbir şeyden korkmayan o cesur taraflarını çok sevdiğim için oğullarım da bu özelliklerin olmasını çok çok arzu ettiğim için bu isimleri koydum. Engin de tamamen bana bıraktı. Öyle. Engin abi, sana gelmiş soru. Dilek abla da ve kendine değiştirmek istediğin bir özellik var mı? Dilek abla, Engin abi de ve kendine değiştirmek istediğin bir özellik var mı? Evet, ilk sana sormuş. Ben de ve kendine değiştirmek istediğin bir özellik var mı? Benim yok ya. Değiştirdiğin zaman o zaman insanı değiştiriyorsun. Benim var. Benim yok. Benim var. Ben kendimde şeyi değiştirmek isterdim. Olayları çok şahsi algılıyorum. Mesela biri bir şey söylediğinde halbuki benimle ilgisi yok. Yani tamamen kendiyle ilgili bir durum. Bu arada bu sevdiğim, önemsediğim kişiler için geçerli. Çok önemseyebiliyorum, şahsileştirebiliyorum. Halbuki belki kendisiyle ilgili bir sorun var. Belki canı bir şeye sıkkın. Bu özelliğimi değiştirmek isterdim. Engin'de de birazcık daha hayat enerjisi yüksek olmasını isterdim. Yani sakinliği de çok seviyorum. Ama bazen yaşadığından emin olamayabiliyorum. Yani bir koltukta bıraksam sanki ve şartlar uygun olsa bir yıl oturabilir gibi geliyor bana. Son olarak çok sordum biliyorum demek ki üstlerde de bir şeyler sormuş. Genelde çok konuşan kimdir? Engin abi de çok konuşup dertleşir mi yoksa susan taraf sen misin? Yok, bizde ben konuşurum Engin dinler. İyi bir dinleyici. Evet, çok iyi bir dinleyici. Tartıştığınızda üzerine konuşmayı mı yoksa susup başka şeylerle ilgilenip sonra unutmayı mı tercih edersiniz? Ben kesinlikle üzerinde susmadan günlerce, gecelerce olu bir sakız gibi, bozuk bir plak gibi uzatmayı ve defalarca kez üzerinden geçmeyi severim. Ben susmayı severim. Genelde kim özür diler? Ben. Evet, Engin'diler. Birbirinize küs kalıp ayrı uyuduğunuz zamanlar oluyor mu? Olmaz mı? Çok oluyor. Değil mi? Ya pek çok olmuyor aslında da. Yani çok çok olmuyor ama bence çok oluyor. Yani hiç ile kıyasladığında çok oluyor. Yani her kavgada ayrı yatanlarla kıyasladığında az oluyor. Ama bence insanlar küs kaldıklarında birbirleriyle ayrı uyumamalılar. Değil mi? Evet. Deyip her kavgada yastığı yorganı toplayıp salona gelen olmam. Şöyle bakayım. Psikolojik olarak bu ayrılıkları nasıl atlatıyorsunuz? Bunu bir asker eşi ve ikiz annesi olarak merak ediyorum. Sence atla. Atlatamıyoruz. Gerçekten atlatamıyoruz ya. Hiç kolay bir şey değil. Allah'a sonsuz şükürler olsun biz kavuştuk. Şu an bunu izleyen ve Allah'ım ne olur bize de kavuşmayı nasip et diyen herkese canı gönülden dua ediyorum. Ve inşallah sizler için de bizler için de bir daha ayrılık olmaz. Ama yine de Engin gidecek mesela bir hafta sonra bir haftalık bir seyre gidecek ama artık onlar bizim gözümüze çok görünmüyor bir yıllık şeyden sonra. Engin abi anneci mi? Bence hiç anneci değil. Anneci mi? Anneci de ne demek onu da bilmiyorum ama böyle hani annesinin her dediğini koşulsuz şartsız sorgulamadan dinleyen, yargılamadan, yargılamak doğru bir şey olmadı da. Yani o toplumda anneci mi diye tasvir edilen, anneci diye tasvir edilen kişilerden değil ama bence annesine değer verip, saygı duyan, kıymet veren iyi bir evlat bence. Ben isterim oğullarımın Engin gibi olmasını. Ama bazen sadece anneyle çok dalga geçebiliyor. Onları istemezdim. Engin abin ve senin birbirinize sevmediğiniz özellikler. Demin değiştirmeyi istemekle aynı bence. Bence de. Bakalım.
Bak buna bence sen cevap vermelisin. Hayata karşı daha sabırlı, daha hoşgörülü olmak için, kendini rahatlatmak için neler yapmak lazım? Tavsiyeleriniz neler? Sizin zihninizi rahatlatan düşünceler neler? Merak ediyorum. Dilek Hanım özellikle evlatlar konusunda. Galiba bana sormuş O bunu. zaman sana sormuş. Valla Ben ben öyle cevaplamayayım. ben öyle kendini çok kolay rahatlatabilen birisi değilim. Aksine rahatlatılmak için dış kaynaklara ihtiyaç duyan birisiyim. Dış kaynağım genelde Engin'di ve ben ne zaman bir sıkıntı yaşasam Engin'le paylaşırdım evlendikten sonra. Evlenmeden önce annemle babamla defalarca kez o konuyu konuşarak rahatlardım. Evlendim, Engin hayatımdaki bu ihtiyacımı giderdiğim kişi oldu ve çok değerli bir dostum var Temuçin Bey. O öyleydi keza derken Engin gitti. Annemle babamla ayrı evlerde yaşıyoruz. Sürekli dertlerimi anlatabileceğim. Artık onları üzmek de istemiyorum. Kaldıramıyorlar da. Timuçin Bey'le iş hayatım bittiği için artık görüşemediğim için yapayalnız kaldığım bu bir yıllık süreçte kendi kendimi teskil etmeyi eskiye nazaran bir tık öğrendim. Neler yapıyorum? Mesela beni ne mutlu ediyor onu düşünüyorum. İşte sıcak bir duş alıyorum. Güzel bir çay demliyorum. Yanında güzel bir tatlıyı da yiyorum. Cilt bakımı, saç bakımı yapıyorum. Yani daha sabırlı olabilmek için, daha hoşgörülü olabilmek için benim biraz kendime zaman ayırmam, kendimi mutlu etmem gerekiyor. Bu noktada işte beni ne mutlu eder sorusunu kendime sorup verdiğim cevapları hayatıma katmaya çalışıyorum. Sen? Ben genelde sorunu büyütmüyorum ya. Kısa ve net Evet. cevaplar da bu Yani yönde. şöyle 5 yıl sonra önemsiz olacak diyorum şu anki sorun senin için. Evet. İlişkinizin hangi döneminde evleneceğinizi hissettiniz? Mesela Dilek abla sen ne zaman ben bu çocukla evlenirim dedin? Engin abi ne zaman ben bu kızla evlenirim diye hangi olaydan sonra düşündün? Umarım sorabildiğimi anladınız. Çok iyi anladım. Benim evlenmeye karar verdiğim an şöyle bir andı. Anlatmışımdır daha önce belki canlı yayınlarda ya da Snapchat sohbetlerimizde. Ben şeyi anlatıyordum böyle Engin'in de bulunduğu bir ortamda. Daha yeni tanışmıştık ama sen bizim eve geliyor musun? Demek Allah ki çok Allah. da yeni Çok da değilmiş. yeni değilmiş demek. Ben o kadar zaman geçtikten sonra senle evlenmeye karar verdim. Şöyle bir anım vardı benim öğrenciyken. Bir bebek, yani yaşamla bağdaşmayan bir problemi vardı. Ve doğduktan birkaç dakika sonra öleceği belliydi bebeğin. Anne de bunu biliyor. Yani hamileliği boyunca da biliyormuş. Neyse bebek doğdu ve bu arada staj yapıyorum o dönem. Ve bu olayın olduğu yer Konak'taki devlet hastanesi. Yani Konak Kadın Doğum. Şimdi değişti galiba orası. Neyse bebek doğdu ve hemen akabinde başka bir bebek doğdu. O yaşamla bağdaşmayan anomalisi olan bebek ısıtıcının altındaydı. Diğer sağlıklı bebek doğduğunda tek bir ısıtıcı vardı. O bebeği ısıtıcının altından aldılar ve sağlıklı bebeği koydular. Evet o bebek ölecekti birkaç dakika sonra ama o birkaç dakikayı böyle üşüyerek vefat etmesi. Ben üzerine örtüler falan sermiştim ve ben bu hikayeyi her hatırladığımda çok duygulanıyorum. İşte bunu anlatıyordum Engin'in de bulunduğu bir ortamda. Engin'in gözlerinin dolduğunu ve çok üzüldüğünü gördüğümde dedim ki evet aynı benim gibi, aynı benim kadar duygusal ve merhametli. Zaten benim bu hayatta en çok önemsediğim, en çok değer verdiğim ve eş adayımda aradığım ve asla taviz vermeyeceğim kriter merhametti. Çok şükür o da Engin'de bolca var. Ben o an dedim ki kesinlikle ben bu çocukla evleneceğim. Ve evlendim de. Senin? Ya ben öyle şu olay bu olay diye bakmadım yani hani genel doğrudan Engin abiye soruyorum. Hiç Dilek ablayı aldattın mı? Hani denizciler çapkın olur ya o bakımdan merak et. Hayır tabii ki de. Bir Yani de denizciler çapkın değil ya. bence de işte ama bu ön yargı. Yani öyle bir şey olursa zaten bir daha yüzümü görmeyi bırak tırnağımın ucunu bile göremezsin. Bak gene ona benzer bir soru Evet. gelmiş. Gemicilerin parası bol, karısı dul olurmuş. Kayınvalidem öyle der. O da deniz albayı eşi. Bana saçma geliyor. Ne dersiniz? Parası pek bol değil ya. Karısı dul. Karısı dul mu? Allah korusun. Hayatım Yani saçma hani mı? yok manasında. Bakalım. Sizce eş seçiminde ailenin önemi ne olmalı? Bence önemli ya. Hani bizim ülkemizde sadece insanlar birbiriyle evlenmiyor. Aileler de birbiriyle evleniyor ve boşanma sürecinde aileler de o sürecin içinde çok aktif bir rol aldığı için taban tabana zıt ailelerin çocuklarının yaptığı evliliklerde benim gözlemim bu. Elbette ki istisnalar vardır ve kaideyi bozmaz. Bazen sıkıntılar Ama çıkabiliyor. senin duruşunla da alakalı. Evet. Yani.
Hiç gemiciyle, askerle asla evlenmem falan dedim mi büyük konuşup başına geldim. Ben asla askerli olamam dedim. Oldum ve evlendim. Senin nasıl oldu? Bizim bölümde eşi, sevgilisi, işte asker olan çok kişi vardı ve gelirlerdi böyle. Ben de görürdüm işte ders aralarında falan. Sevgililerini beklerlerdi. Hani direkt böyle belli olurdu askerler. Böyle Tabii çok saç, sakal, saç, duruş. sakal, duruş ve bana böyle çok keko gelirdi askerler. Böyle çok kaba saba. Hele bir tane arkadaşım dediğim sınıftan bir kızın işte böyle erkek arkadaşının ona böyle sert davrandığını, kızın bu durumla mutlu olduğunu ve diğerlerinin de bunun aslında normal olduğunu, askerlerin tabiatının biraz sert olduğunu söylediğinde hani bana çok saçma gelmişti ve asla dedim böyle biriyle evlenmem. Genelde de askerler öyle mi bilmiyorum. Bence değil ya. Ben senin çevrende hiç öyle hartut birini görmediğim. Demek ki o dönem öyle lanse edildiği için ben de öyle düşündüm, bilmiyorum. Toprak ve Ege'nin hangi yönü hangimize benziyor? Farklı huylarınız var mı? Mesela A bu huyu aynı ben diyor musunuz? Allah mutluluğunuzu daim etsin. Hep mutlu olun. Allah hiç ayrılık yaşatmasın. Eğer olursa da kısa süreli olsun. Bir soruya da sen cevap vermek ister Yani misin? toprağın ağzında yemek biriktirmesi sana benziyor. Evet. Ege'nin de sevilmeye asla doymaması, sürekli kendini sevdirmeye çalışması kesinlikle Engin'e benziyor. İlk tanışma hikayemi sormuş ama onu anlatmıştım zaten. İkinize de soruyorum. Birbirinizi ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Yani ben ne hissetmiştim ya? Hatırlamaya çalışıyorum. Böyle bir şey hissettim mi bilmiyorum. Sadece şeyi hatırlıyorum. Böyle o an o ortamdan hemen gitmek istedim hatırlıyorum. Bir de ben önden yürürken böyle arkaya dönüp baktığımda sanki sen böyle benim popoma bakıyor musun gibi hissetmiştim. Acaba sapık mı diye biraz endişe etmiştim. Bakmıyordun değil mi? Ayakkabıma mı Zaten ne falan alakası bakıyorsundur. var? Çocuklarınızın hangi mesleği yapmasını isterdiniz? Sevdikleri meslek. Bence de. Yani ne Yani yaparlarsa yapsınlar, marangoz olabilir, isterlerse fotoğrafçı çöp olabilir. toplasın. Yani Ama severek yapsın. İlişkilerde gerçek sevgiyi nasıl anlayabiliriz? Bunu yanıtlarsanız çok sevinirim Dilek abla. Sence nasıl anlayabilirim? hisseder insan ya. Nasıl Hisset. hisseder? Zaten bak anlayamıyorsan demek ki orada bir sıkıntı var. Değil mi? Anlaşılıyor Evet. yani. Bunun net bir cevabı yok. Ama bence var ya zor zamanlardan geçerken gerçek sevgiyi anlıyorsun. Hani çok güzel görünürken, çok temizken, çok bakımlıyken, yaşam enerjinin çok yüksekken seni herkes sever. Ama gerçekten bence mesela kadınlar için hamilelik ve lohusalık döneminde bedenen ve ruhen ciddi bir değişikliğe maruz kaldığımız için o dönemde senin değişimine saygı duyan, belki fiziksel bozulmalarına rağmen seni aynı şekilde sevmeye devam eden biri ise seni gerçekten seviyordur. Çünkü ondan sonra toparlanıyorsun hızla. Yine eskisi gibi iyi görünüyorsun, güzel görünüyorsun. Ama o dönemde hamilelik ve lohusalık döneminde odak noktan çocuk olduğu için lohusalık diye de kısıtlamak istemiyorum aslında. Bence ilk bir yıl öyle. Tamamen anne ve çocuk bir bütün oluyor. Babayı tamamen dışlıyorlar. Bence benim hastalarımda ve gördüğüm ve kendim de yaşadığım durum buydu. Yani o noktada da sana sabırlı olabiliyorsa, seni sevmeye devam edebiliyorsa bence erkek için en azından burada gerçek sevginin varlığından bahsedebiliriz. Sence kadın için? Aynı şey aslında hani. Hamilelik değil de zor zamanlarda anlaşılır. Sen anladın mı bu zor zamanlarda? Ha. Çok komiksin. Engin hiçbir soruya cevap vermiyorsun Bebeğim. ya. En güzel aile. Dilek abla, Engin abi senin en çok hangi yönünü seviyor? Sana sormuş bunu aslında bana soruyor gibi yapıp. Evet, sana sormuş. Dilek abla, Engin abi senin en çok hangi yönünü seviyor? Yani bana soruyor mu senin hani benim hangi yönüm? Ben mi cevaplayayım? Evet. Ya benim bildiğim kadarıyla yanlışsam düzelt. Engin herhalde benim yaşam enerjimin yüksek olmasını çok seviyor. Evet. Çünkü onunki bayağı düşük. En düşük enerjik. Evet. Engin abiye hangi yönüyle aşık oldun Dilek Değil mi ablacığım? söyledim? Evet. Kaç yaşındasınız? Boyunuz, kilonuz nerelisiniz? Ben 33 yaşındayım. Boyum 1,62. Kilom 47. Bolulu'yum. Engin de Bolulu. 1,78, 72 kilo falan herhalde ben. Evet.
Yani diğer sorular birbirinin tekrarı gibi. İstersen burada Evet. keselim mi? Bir de şey artık cevabı belli olan sorular sorulmuş. Mesela Ne ısrarla ve zaman sık sık geliyor? bir ne Ne zaman zaman geliyor? bitiyor? Aşılar ne zaman olacak ve bir Kürt sevdimin devamı olacak mı? Tabii 11 hafta önce yaptığımız için bunu. 11 hafta önce ama bu ne zamandı? Demek ki bir Kürt sevdim çıkmamış, değil mi? Tabii canım. Daha Doğru. Şubat'ta 10 çıktı. Şubat'ta çıktı. Doğru. Neredeyse 3 ay olmuş. Teşekkür ederiz sorduğunuz sorular için, bizi izlediğiniz için. Hemen kaçmaya çalışıyor. Bize başka ne tarz videolarda görmek isterseniz alta yazarsanız, bizim de eğer çekebileceğimiz formatlarsa onları çekmek isteriz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi geceler.